Herkese merhabalar, ben Funda, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük bir makyaj yapıyorum. Günlük makyajında ben genelde BB krem kullanıyorum ve seviyorum da bunu. Çünkü fondöten bana böyle çok tok tok geliyor, o yüzden çok ağır geliyor. Ben daha rahat, daha böyle soft olan şeyleri seviyorum. O yüzden de bununla başlıyorum. Son zamanlarda bu ürünü kullanıyorum, Siberian Venus'ın. Güneş ışınlarına karşı da etkili ve çok da güzel hafif ışıltı veriyor. Kapatıcılığını da beğendim. Çok fazla olmuyor zaten BB kremlerde, bunu biliyorsunuz, ama bunu beğendim. O yüzden hemen bununla makyajımıza başlayabiliriz. Başlamadan hemen önce şuralardan saçımızı tutturalım. Yüzümüze gelmesin. Şu şekilde başlayabiliriz. Şöyle hafif şuraya sıktım. Hemen şununla şöyle tampon yapıyorum. Bunu da sünger, çok acelem varsa da elimle yapıyorum açıkçası. Çünkü yani süngerle yaptığımın etkisini hiçbir şey bırakmıyor açıkçası, ama ben yine de işte hemen çıkacaksam, bir 10 dakikaya hazır olmam gerekiyorsa bunu elimle hallediyorum kısa ve öz bir şekilde. Bunu yaklaşık bir 15 gündür falan kullanıyorum ve beğendim kapatıcılığını. Yani dediğim gibi sıcak havalarda zaten ben asla fondöten kullanamayan bir insanım. O yüzden BB krem benim için çok güzel bir avantaj ve işte güneş koruyucusu da olması içerisinde güzel. Normalde Helicare'ın güneş koruyucu renkli jelini kullanıyorum. Yani geçtiğimiz yaz hep onu kullandım. Ama bu yaz muhtemelen hep elimde bu olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü çok bayağı beğendim yani. Her yerimize yaptığımıza göre şu şekilde oldu. Normalde yüzümü kapatmadan asla göz makyajına başlayamayanlardanım. Siz nasılsınız bilmiyorum ama illaki bu yüz ilk önce kapatılacak. Konuşamıyorum ya. Neyse. Siz anladınız beni zaten. Gözden başlayalım. Gözümün üzerine Max Factor'ın şu paletini seviyorum ben. Her tonu var. Şöyle açayım. Pigmentasyonu da gayet iyi bence. Bakın. Şimdi hangisini kullanalım? Şöyle hafif pembemsi gibi olanı kullanalım. Işık çok net değil herhalde. Şöyle biraz daha şey yapayım. Çok ağır bir makyaj olmayacak çünkü dediğim gibi günlük olduğu için. Şimdi üzerine de şunu alacağım, hafif kahve şu kısımlara. Şöyle biraz dağıtıyorum bunları. Bakın. Şu an arada bir koyum oldu. Diğer gözümü istinaden görebilirsiniz. Hemen bunu da yapalım. Şöyle biraz arkalara doğru dağıtıyorum. Biraz daha alalım, koyulsun azıcık daha. Bakın hemen şekillendi zaten. Burada bir ton daha açığım var. Onu da şuralarıma uygulayacağım. Şöyle görüyorsunuz. Kaşlarım biraz daha kalkıp dursun diye. Bu paleti çok seviyorum. Hep elimin altındadır bu palet. Şöyle
Biraz aşağılara indiğimiz için biraz şöyle yukarılara çıkalım. Çok da bir şey yapmayacağız zaten. Çünkü günlük bir makyaj abartmaya gerek yok bence. Ben günlük makyajlarımda genelde abartmıyorum zaten. Hemen gözümüzün altına şunu çok seviyorum, Kiko'nun. Bu stick şeklinde şöyle kaç numaraymış? Numarasını bulamadım. İyi mi? 38 numara arkasında yazıyormuş. Bunu da göz altlarımızı hafiften şöyle çekeceğiz. Bunu da abartmıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Hafif göz altlarımı sadece koyulaştırmak için çekiyorum. Evet. Bunu çektim ama çekmeden önce normalde kapatıcıyı kullanıyorum ama kapatıcıyı kullanamadım. Ayrıca bu Skinfood'un kapatıcısını kullanıyorum ben. Çok memnunum. Bir Norveç ürünü ve içerisinde somon yağı var. Hem gözaltı kırışıklıklarını hem de tüm bu koyu renkleri kapatmada baya baya etkili bu. O yüzden seviyorum bunu. Çok kullanıyorum çünkü. Yani bu concealer, şöyle söyleyeyim, gözaltı kırışıklıklarını, göz çevresi kırışıklıklarını hem gideriyor hem de renklendiriyor. Bakın bayağı koyu halkaları yok ediyor şu şekilde. Yağlı bir yapısı var. Fondöten sürdüğümde fırçayla sürüyorum ama fondöten sürmediğimde elimle genelde ya da süngerle şey yapıyorum. Bugün süngerle yapmadım ama şöyle üzerinden geçebiliriz. Eğer çok yağlıysa cildiniz, ki benim değil. Yağlıysa bunun üzerine de tabii sabitleyici bir pudra çekebilirsiniz. Bir mağazadan düşmüş, hemen aldım geldi. Şimdi ne yapabilirim? Şimdi kaşlarımızı hafif dolduralım. Yine bu Kiki nedir? Kiko. söyleyemedim tabii Kiko'nun. Şuralarını kullanacağım kaş kalemini. Bunu da severek kullanıyorum hemen. Şurada aynamızı alalım. Şu sadece boşlukları doldurmak için kullanıyorum bunu. Çok değil. Abartmıyoruz bunu da. Dediğim gibi hafif. Bu kalemi bayağı seviyorum. Kullanmayı. Kiko'nun ürünlerini sevdim aslında ama sevmediğim bir ürünü var şimdi onu. Elimde sadece o olduğu için çok fazla kaş sabitlemiyorum ben ama o olduğu için size onu göstereceğim. Bence almayın. Yani bu kadar net söylüyorum. Ben almıştım, siz almayın diye söylüyorum. Ama dediğim gibi çok kaş sabitleyen birisi olmadığım için çok da gerek duymuyorum. Şöyle kaşlarımızı da en son tarıyorum. Şöyle şuradakiler kapandı, görüyorsunuz. Evet, taradık kaşımızı. Şimdi kaş sabitleyicimi kullanacağım. Bahsettiğim ürün bu, Kiko'nun. Ama bunu almayın. Yani şu an hala satış var mı bilmiyorum. Çünkü çok bayağı sulu. Şöyle göstereyim. Yani sabitlemek için sabitliyorum ama başka ürünler deneyebilirim. Sabitlemek istersem yeni ürünler de alabilirim yani. Şu an için bu işimi görüyor ama tabii dediğim gibi biraz fazla ıslak olduğu için şununla da şöyle çekiyorum ki kaşlarım böyle biraz daha dik dursun diye. Evet, daha iyi oldu. Şimdi göz çevresini biraz düzeltmek için şöyle fırçamla hafif buğuyu kaybetmeyelim. Şu şekilde yapalım ki sağ olsun dikleştirsin. Da bakın şöyle çekerseniz şuraya da falan şu şekilde gölgeleriniz daha dik duruyor. Şöyle. Kaşımıza
rümenimiz, ay kaşımıza diyorum ya, kepimize rümenimizi sürelim. Ben bu L'Oreal'in rümenini çok beğeniyorum. Lifting etkisi var diyorlar. Doğru diyorlar bence. Ben çok sevdim çünkü. Hemen bunu da sürüyoruz. Çok uzun kaş, ay şey, kirpikli değilimdir. Ama şimdi bunun size bıraktığı etkiyi göstereceğim. Deneyebilirsiniz bence. Bakın, ilk gözüm arasındaki fark. Güzel. Işık çok kötü görünüyor bende ama sizde nasıl olacak bilmiyorum. Normalde aslında şu an aynadan baktığımda çok güzel duruyor ama bakın iki gözüm arasındaki farkı net göstereyim size. Diğer gözüme de hemen aynı işlemi yapıyorum. Parmağımı da kestim bu arada. Kusura bakmayın. Dün ıspanak doğrarken bu parmak gitti. Düz bir insanım ben arkadaşlar. Yani öyle çok fazla çeşitlendirmiyorum ne makyajımı ne normal hayatımda kullandığım ürünleri. Sevdiklerimi paylaşıyorum sadece. Kullandığım ürünler de öyle aman aman çok yüksek fiyatlı değil zaten. Olanlar da var ama onlar da işte benim banko parçalarım. Şöyle kirpikler tamamdır. Şimdi geçiyoruz. Dediğim gibi çok şey yapmayacağım, abartmayacağım makyajımı. Ondan dolayı hemen çok az allık sürelim. Bu MAC'in Cheeky Bronze'unu çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel. Bu zaten NARS'ın ürünü vardı. Ona benziyordu. Yani ona muadil. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şöyle çok hafif şuralara sürüyoruz. Şöyle. Görebiliyor musunuz ya? Umarım yaptığıma değiyordur şu anda. Videoyu izleyince. Beğenmezsen bu videoyu. Neyse zaten günlük makyaj bu. Dışarıya çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Çok hafiften bir daha alıyorum. Çok dediğim gibi koyu değil. Hafif simli. Elime süreceğim şimdi. Size de göstermek için. Hafif şöyle burnuma da geçtim. Bakın. Şunun pigmenti şöyle. Güzel bir ürün. Bunu tercih edebilirsiniz. Ve en son MAC'in bu glove'unu kullanacağım. Bu 3 tane paletten oluşuyor ve benim en sevdiklerimden. Bunu da çok hafif şu pembemsi tonundan alıp şöyle. Bunu ben nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Aslında ben bunu yanımda farım falan yoksa hemen farla falan kullanıyorum. Şöyle aydınlatalım burnumuzu da görebiliyor musunuz? Şöyle biraz da şöyle alnıma. Kuru bir cildim var diye söylemiştim. Hemen anlamadı biraz geçtikten sonra. Zaten çok abartmadık yani. Tamamdır. Hemen şurada iki tık tık yaptık bir şeylere. Ve son olarak da ne yapıyoruz? Dudağımıza rujumuzu sürüyoruz.
Şu Golden Rose'un lipstiğini seviyorum ben. Bu kaç numara? Bunu çok da sevildi bu lipstik. Ve çok da uygun fiyat. 11 numara. Şöyle kalem taşla silahat ediyorsunuz. Hem kalem görevini görüyor hem de ruj görevini görüyor. O yüzden çok seviyorum. Bunu aldık olarak falan. Böyle her yerlerini kullanıyorlar ama ben kullanmadım. Şöyle. Yarıyorsunuz. Sürmesi çok kolay. Rengi de çok tatlı. Kalem gibi çektikten sonra bakın. Güzel bu. Seviyorum yani. Bartın içeriden bıcır bıcır sesi geliyor, duyuyorsunuzdur. Şu şekilde yumuşak yapısı da var. Gayet güzel. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Saçlarımızı da salıyoruz. Bakın arkadaşlar. Günlük gayet güzel bir makyaj oldu bence. Ben sevdim. Makyajın bittiğine göre bu makyajın altına ne giyeceğiz diyoruz. Şimdi onun için de bir kombin yapacağım. Onunla da geleceğim. Ondan sonra dışarıya çıkmaya hazırız. Hadi o zaman kombinimizi yapalım. Hemen giyindim jet hızıyla ve geldim. Üzerime bir tane sweatshirt geçirdim. Tommy'nin bu geçen sezon almıştım. Bu altındaki mom jeans de Milla'nın hala satışı var. Ben bir 4-5 ay oluyordu aldım. Ama çok rahat çıktı. Kalıbı falan çok güzel. Bunu da tercih edebilirsiniz. Uygun fiyatlıydı bu. Ayağımı da yine Tommy'nin beyaz sneakerslerine giydim. Bunu da çok severek kullanıyorum. Yanıma da şu çantamı alacağım. Şu şekilde. Üzerime de ince bir ceket alacağım. Bugün hava bayağı güzel. Çünkü içime de kalın giydiğim için üzerime ince almam da sakınca yok. Bunu da geçen Black Friday'den almıştım. Zara'nın bir ürünü bu. Şu şekilde. Bunu da üzerime attım mı hazırım. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz bir sonraki videodan haberdar olmak için takip etmeyi, bana abone olmayı unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Ben Kaçar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.